Merhaba canlar, ruh dostlarım, Mukaddes Pekin Başdil ben, hoş geldiniz. 3 günlük ya da kısa bir aradan sonra tekrar birlikteyiz. Ben de sizleri çok özledim. Merhabalar canlar, güzel canlar, güzel insanlar, ruh dostlarım. Vay canına, çok özlemişim sizi. Siz de beni özlemişsiniz. Sizi çok seviyorum, varlığınıza şükran. Nasıl bu kadar şanslı olabildim ben? Gönderdiğiniz güzel enerjiler için, oluşturduğunuz güzel enerjiler için hepinize çok teşekkür ediyorum. Vay canına. Müthişsiniz, müthiş. Evet, çok güzel bir akşamla, çok güzel bir konukla yayınımıza başlıyoruz. Şimdiden hepinize hayırlı Ramazanlar. İftar sonrası güzel akşamınızı bize ayırdığınız için binlerce kez şükürler olsun, şükürler olsun, şükürler olsun. Evet canlar, bu akşamki yayınımız sevgili Abdullah Canites hocamla ve bu akşam neden hep aynı şeyleri konuşuyor diyeceğiz. Ve ondan sonra da bolluk bereket demosuyla inşallah Ramazan'ın, evrenin, gezegenin, kozmosun bolluğunu bereketin üzerimize çekiyor olacağız. İnşallah. Evet canlar. Sevgili hocam gelir gelmez sizi bağlıyor olacağım. Hocam geldi mi göremedim ama harikayım canlar. Harikayım, harikayım. Sizi gördüm. Sizin enerjinizle o kadar harika oluyorum ki varlığınıza şükran. Ne kadar şanslıyım. Nasıl bu kadar şanslı oldum ben? Gerçekten şükürler olsun. Evet. Sevgili hocam geldiniz mi? Sevgili Abdullah hocam geldiniz mi? Sizi göremedim. Evet, sizin gönderdiğiniz enerjilerle, sizin gönderdiğiniz hakikaten o frekanslarla o kadar güzeldi ki, o kadar harika dinlendim ki her şeye çok daha güzel gidiyor olacağız inşallah. Çok zaman kaybetmek istemedim. Bir haftalık bir dinlenme ilan etmiştik. Fakat 3 gün bile çok geldi, 3 gün bile denk geldi. Şükürler olsun, çok kaybedecek zaman yok. Evet, güzellerim, merhabalar. Abdullah hocam geldiniz mi? Hah, hemen bağlıyorum canlar. Kaybettirmeden sizinle başlıyor olalım bakalım. Neden hep aynı şeyler başıma geliyor? Neden hep aynı şeyleri yaşıyorum? Şu kısır döngüyü bir konuşalım bakalım. Merhabalar Abdullah hocam, hoş geldiniz. Hoş bulduk, nasılsınız? Teşekkür ederim, şükürler olsun, hamdolsun. Gerçekten iyiyim. Birkaç günlük bir aradan sonra başladık. Sizinle de yayınımız vardı, çok şükür. Onu da ertelemiştik ama daha fazla ara veremedim. 3 günlük bir ara bile olsa sanki 3 aymış gibi geldi bana. Evet. Çok... Mesajı aldıysanız sıkıntı yok. Yani bu tarz hastalık dönemleri bir mesaj denebilir. Mesajları aldım. Şükürler olsun, şükürler olsun. Yani burada dostlar da vardı. Hep birlikte o kadar güzeller ki, o kadar güzel. Sizler bile çalıştınız. Sevgili Bülent hocam, Bülent Can Yürek, siz çalıştınız. Herkes o kadar çok, o kadar biz güzel bir ülkeyiz ki. Yani bu topraklar o kadar güzel ki, sevginin doğduğu ve sevginin yayıldığı topraklar o kadar güzeldi ki, gelen enerjiler. Hocam, inanır mısınız? Zincir yapıp dua bile çalışmışlar aralarında bu güzel insanlar. Ben duyduğumda ağladım. Allah Allah dedim, şükürler olsun. Nasıl bu kadar şanslıyım? Yani... Evet. Aslında konularımızın da... Yani herkesin aynı konu etrafında toplanması, kişisel gelişim, ruhsal gelişim konularıyla ilgilenmeleri bence burada çok önemli. Hani biz burada bambaşka bir konudan da konuşuyor olabilirdik. İşte ne bileyim, ekonomiden bahsettiğimizi düşünsenize mesela. Hani zaman zaman gerçi siz konu kalıyorsunuz ama yine de ana konumuz kişisel gelişim, ruhsal gelişim. O yüzden burada da şunu çok iyi biliyoruz. Karşımıza verdiğimiz dua saf olduğu için çok daha etkili. Kendimize yaptığımız dualarda işin içine ego karışabiliyor ya da kişi kendini günahkar hissedebiliyor. Yani o zaman gerçekleşmesi gerçekten çok daha zor oluyor isteklerine. Kesinlikle, kesinlikle hocam. Yani şifacı olduğumuz halde, ben kendim de şifacı olduğum halde o süreç içinde bir korunamadım. O kalkanlarım bir inceldi sanıyorum. Kendimi koruma işini bile yapamadığımı düşünüyorum. Enerjinin düşmesi... Ve nezle gribin beni bu kadar üzmesi, incitmesi, aslında konu nezle grip değil. Konu bana nezle gribin verdiği mesaj.
Burun akıntısının verdiği Kesinlikle. mesaj, o bedendeki her hücrenin ağrısının bana verdiği mesaj. İşte oradaki mesajları okumamız gerekiyordu. Ben o süreçte hamdolsun dedim. Yani hamdolsun. Hamdolsun bir dur bakayım. Bir durdum, bir dinlendim. O bedene döndüm, o hücrelere döndüm. İşte onu okuduktan sonra bir de güzelce şifa enerjisi gönderdiler. Güzel dualar. Aslında bunun tersi de oldu. Yani hep şöyle de oldu. Mukaddes hocam, biz sizin hızınıza yetişemiyoruz. Mesela bu da beni bloke Tabii. eden bir şey. Mukaddes hocam, biz sizin hızınıza yetişemiyoruz. Bu binlerce böyle mesaj geldi. Şimdi bunu hep birlikte hani nazar değdi değil de böyle bir enerji geldi. Yetişemiyoruz. Şimdi o yetişemiyoruz enerjisi binlerce gelen insandan beni iple aşağıya çekti. Durdurdu. Ben onu da gördüm gerçekten. Yani o da güzel bir nokta. Şöyle, bazen içe dönmeyi unuturuz. Dış dünyada çok fazla koştururuz ki bu Covid de aslında biraz buna yaradı. İnsanlar evlere tıkıldıktan sonra diyeyim, kendi iç dünyalarına dönme lüksüne kavuştular. Önceden hep dışarıya koşturuyorduk. Hastalıklar da keza böyle. Bazen bize verdiği mesaj iç sesini dinle mesajı oluyor hastalıkların. Bundan da başlayabiliriz aslında, güzel bir konu. Çünkü birçok kişi şunu merak ediyor, yani neden benzer durumları yaşıyoruz? Bugün bu konuyu seçtik. Her konuda ama değil mi? Bolluk bereket konusunda işte insanlarla ilişkiler, eşli olan ilişkiler, hastalıklarla ilgili ilişkiler, hepsi hakikaten iç içe ve kısır döngünün içinde devam ediyor. O zincirleri bir türlü kıramıyoruz. Bugün evet bu kısır Bununla döngüleri. konuşalım. Evet hocam. Yani genelde iki tür soru var Akdes Hanım. İşte neden hep aynı şeyleri yaşıyorum? Bir şikayet cümlesi de olabilir, değil mi? Neden hep aynı şeyleri yaşıyorum ya? Bıktım artık anlamında. İkinci anlamı da soruyu merakla sorarsın. Neden hep aynı şeyleri yaşıyorum acaba gibi bir sorudur bu. Bu iki sorunun da cevabı aslında bir tane değil. Yani şöyle çok kısaca sayarak başlarsak ki çok daha derin de anlatacağız bu konuyu. Neden hep aynı şeyleri yaşıyoruz? Çünkü gereken dersleri çıkarmadığımız için. Neden hep aynı şeyleri yaşıyoruz? Çünkü bilinçaltının gücünün farkında olmadığımız için. Neden hep aynı şeyleri yaşıyoruz? Çünkü kader takibi yapıyoruz. Atalarımızla olan hani atalara tapma hadisesini aslında farkında olmadan oradan kurtaramıyoruz kendimizi. Neden hep aynı şeyleri yaşıyoruz? Geçmişi temizlemekle ilgili. Şimdi bizi dinleyenler tabii daha farkındalıklı. Ama Canlar ayrılmayın. farkındalığı olmuyor. İkinci bölümde yaparız değil mi demoyu hocam? Demo, bolluk bereket demosunu Evet. ikinci bölüm Evet. yapalım. Evet, Bolluk sorun olabilir. bereket demomuz Bugün ikinci bolluk ve bereket. yayınımız. Evet canlar onun için çok önemli. Bugün sevgili hocamla düşündük ve hakikaten bolluk bereket herkesin. Bolluk bereket deyince sözünüzü kestim bu arada unutmayın ne olur. Bolluk bereket deyince biz sadece para zannediyoruz. Bolluk bereket deyince sağlık, şifa, ilişkiler her şey bu bolluk bereketin içinde. Ne olur ayrılmayın. Çok güzel bir Ramazan armağanı hakikaten bu kutsal günlerin en güzel Evet. armağanlarından birisi olacak canlar. Evet hocam. Tabii aslında Ramazan da bolluğu fark etmek için aslında bir fırsat birçok insan için. Yokluk ve işte halden anlama durumunu içselleştirdiği zaman kişiler dışarıya verdikleri enerji, aa ben gerçekten bolluk içerisindeymişim diyebiliyorlar. O konuya aslında yine devam ederiz. Bolluk bereket kısmı ile ilgili de bir kısım yapalım. Ama çok hani genel olarak sorumuz şuydu. Neden hep aynı şeyleri yaşayıp dururuz? Bu kısır döngü içerisinde neden kalırız? Bir kere şu da var. Biz düşüncelerimizi değiştirme konusunda tembeliz. Hep aynı şeyleri düşünüp farklı sonuçlar bekliyoruz. Hep aynı şeyleri yapıp farklı sonuçlar bekliyoruz. İşte Einstein'ın meşhur sözüdür ya, delilik Delilik. aynı şeyleri yaparak farklı sonuçlar bekleyen insana denir der. Hepimiz de az çok bu anlamda deliyiz yani. Çünkü aynı şeyleri yapıyoruz. Esnek olmuyoruz yeterince. Neden hep aynı şeyleri yaşarız? Çünkü insanlarda Mukaddes Hanım, temel duygu tonu diye dediğimiz bir konu var. Temel duygu tonu kişinin değersizlik olabilir, öfke olabilir, garibanlık olabilir. Böyle temel duygu tonları var. Hatta biz bu temel duygu tonlarını kişilerin bazen dış görünüşlerinden de anlıyoruz. Mesela eğer kişinin temel duygu tonu öfke ise gerçekten kaşları çatık oluyor. Hatta şurasında bazen böyle bir çizgi de olur. O kadar kaşlarını çatmıştır ki o öfke
hep onun öfkeleneceği olayları çekmesine sebep oluyor. Çünkü onun temel yaydığı enerji sıklıkla öfke. Sıklıkla öfke hissetmeyebilir kişi, ne olsun? Garibanlık hissediyorsun. Bu kişiler de böyle boynu bükük gezerler. Hatta bunların böyle yaşlandıkları zaman birçok böyle garibanlık duygusu varsa kişide, işte artık buralarında alınlarında çizgiler çıkmıştır, gözlerinde bir hüzün vardır. Anlarsın ki o böyle gariban yaşamış hayatı, beden diline yansımış. İşte bazı insanlarda hayatı böyle güçlü, savaşmakla ilgili yaşayan insanlar, hayatı boyunca mücadele etmiş. Onlarda da böyle hani boyun fıtığı yaşama olasılıkları çok yüksek onların. Çünkü kendilerine çok gererek hareket ederler. Şimdi bunlar aslında, ego bunlardan besleniyor bir taraftan. Bir taraftan da bunlardan kurtulmaya çalışıyoruz. Çünkü hayatımızda bunların yol açabileceği, bu duyguların yol açabileceği sıkıntıların farkında değiliz. Evet. Temel duygu konu demiştik. Bu birinci konu. İkincisi de inanç kalıplarımız. İşte kendi kendimize söylediğimiz sözlerden başlıyor. Anne babadan duyduklarımızdan devam ediyor. Öğretmenlerimiz, din adamları bize hayatı nasıl yaşamamız gerektiği ile ilgili, hayatın nasıl olduğu ile ilgili sürekli olarak kulağımıza telkinlerde bulundular. Hayat zordur dediler mesela. Biz o telkinleri aldık, hayatı zor bir şekilde getirdik. Bunu binlerce kez duya da biliyoruz Mukaddes Hanım. Bir de şöyle bir şey vardır. Gizli telkin dediğimiz bir şey var ailelerde. Mesela babanız size hiçbir zaman hayat zordur dememiş olabilir. Ama eve çok geç saatlerde gelmiştir. Yorgun Çok argın gelmiştir. çalışmıştır, Çok çok çalışmıştır. yorgun. Ah para, Evet. para aslanın midesinde, ağzında değil midesinde tabii. O gizli mesaj değil mi? O gizli mesaj, veya siz bakıp şöyle, yani kendi kendinize durumdan vazife çıkartırsınız. Şöyle dersiniz kendinize. Evet, yani babam çok çalışıyor. Demek ki hayat zor. Demek ki para kazanmak zor. Demek ki mecbur olduğum şeyleri yapmalıyım. Çünkü babam hiç hayatı keyifli bir şekilde yaşamıyor. İşte ondan sonra bir bakmışsın, diyabet hastası olmuşsun bu kararından sonra. Yani dolayısıyla inançlar, duygular, tabii ki bunun yanında atalardan gelen aktarımlar, bunların hepsi birleşiyor. Yani bir tane neden yok tabii ki. Aynı şeyleri yaşamamıza sebep oluyor. Ama en önemlisi, biz oturup da hayatımızı masaya yatırmadığımız için neleri ne zaman yaşadığımızın farkındalığını da bilmiyoruz ki. Yani bir kere en büyük engel Mukaddes Hanım, kimse şunu bilmiyor. Acaba aynı şeyleri mi yaşıyorum ben ya diye sormamış ki. Sormadığı için olayların aynı olduğunun farkındalığına varamayan çok büyük bir kitle var. Biz zaten şöyle söylüyoruz yani kişilere, bak mekan değişebilir. Senin hayatındaki mekanlar Zaman değişebilir. değişir. Kişiler değişebilir ama olay örgüsü aynı. Evet. İşte bu olay örgüsünün aynı olduğunu fark ettim mi? Kişi bazen fark ederse şöyle söyler. Aa, Abdullah Bey, gerçekten tam da söylediğiniz gibi ben bunu şurada da yaşamışım, burada da yaşamışım, burada da yaşamışım. Şimdi fark ediyorum ki bu bir kısır döngü, bu bir tekrar ve ben bu tekrardan nasıl kurtulabilirim diye bu soruyu sorması bile aslında bir, güzel bir başlangıç kişiler için. İşini değiştiriyorsun, başka işe gidiyorsun. Aynı mobbing, aynı hem de. Evet. Yani Ahmet gidiyor, Mehmet geliyor, Ayşe gidiyor, Fatma geliyor. İlişkileri değiştiriyorsun, aynı başka birisi geliyor. Öğretmeye geliyor aslında. Hani Doğru. öğretmeye geliyor. Biz o mesajı alabilir miyiz Dersini alman acaba? için geliyor. Evet. Dersini alman için geliyor ama sen o dersi yakalayamazsan, hani bu okullarda da böyle değil mi? Sınıf tekrarı yaparsın yani. O dersi geçemediysen o dersi bir kez daha göreceksin. Hayatta da böyle. Eğer sen öğrenmen gereken şeyleri öğrenmiyorsan, hayat ısrarla senin karşına çıkartıyor. Tabii bu karşına çıkartış şekilleri bazen acımasızca olabilir. Tabii bu hayatın acımasız olduğundan Ha dolayı bir de değil. gittikçe Siz sertleşiyor değil mi mesaj? sertleşiyor, sertleşiyor. Yani diyor ki Hani Abdullah sen bunu da anlamadın. Biraz daha dozajı tabii. artırayım. Yine anlamadın. Biraz daha dozajı artırayım. Dozaj artarak ve sertleşerek böyle artık silkeleyerek gelmeye başlıyor. Yani hani Tabii tabii bilinci de tabii. almak Yani lazım aslında. teşbih de hata olmaz. Bazı dindar insanlar ona işte Allah'ın tokadı derler. Hani böyle sanki sen böyle gittikçe, dersleri almadıkça bir yerden böyle tokat yemeye başlıyorsun. Daha kötü, daha zor şeyler gelmeye başlıyor. En son bakın, bazen bu hastalık, vücuttaki bazen uzuv kaybetmek. Yani dersi o kadar almıyorsun ki tekerlekli sandalye yürümeye başlıyorsun. Hala almıyorsun, 7 defa kaza geçiriyorsun. Hala almıyorsun,
İşte sürekli başarısız ilişkiler almadıkça hayat sana aynı ders öğretmek için tekrarlar sunuyor. Sen de diyorsun ki hayat ne kadar acımasız canım. Yani bana aynı şeyleri tekrar tekrar sunuyor. Halbuki içine dönüp onun sana verdiği mesajı keşfedemediğin için bu hadiseler meydana geliyor. Bir de Mukaddes Hanım, şu da benim çok dikkatimi çekiyor. Şimdi mesela bir öğrenci rehberlik hocasına gidiyor. Hocam diyor, mesela ben ders çalışamıyorum. Yani normal bir problem gibi geliyor değil mi? Ama onun hayatının geneline bakıyorsun. O öğrenci burnunu kafaya takmış. Yani benim burnum niye böyle uzun veya işte burada niye bir çıkıntı var? Kendi bedenini beğenmiyor. Orasını yıllar boyunca kafaya takabiliyor ama o ders çalışmama problemi olarak ortaya çıkıyor. Yani sen ona ders çalış dedikçe ya çalışacağım içimden gelmiyor diyor. Çünkü o hayatının genelinde sıkıntı yarattığı bir konu var. Bu kimisi için işte kimi öğrencilik hayatından örnek verdi. Kimisi için işte fiziksel görünümdür. O zamanlar çok takarlardı o dönemler. Kimisi için işte hayatına birisi girmek üzeredir. O zamanlar böyle sevgili yapmaya çalışan gençler vardır. İşte orada bir sıkıntı yaşamıştır. O hayatının genelindeki problemdir. Hayatının genelindeki problem çözülmediği için özeldeki şeyleri halledemiyor ki bu çocuk. Sen diyorsun neden çok benim çocuğum ders çalışmıyor? Hayatının genelini halledebildi mi? Mesela arkadaşlık kuramıyor. Hayatının genelindeki problem bu. Siz şimdi bu çocuğun bu problemini ikinci plan atıyorsunuz. Hatta bazen anne babalar şöyle de söyler. Oğlum arkadaş mı arkadaş hikaye, sen önce iyi bir okulu kazan, sınavı kazan. Senin için bu çok önemli der. Şimdi bir de böyle motivasyon veriyorsun. Hayatının genelindeki problem büyüyerek ileride daha büyük şekilde psikolojik problemler olarak ortaya çıkıyor. Dolayısıyla da önce kişinin çözmesi gereken ana konulardan bir tanesi hayatının bütünü şöyle bir masaya yatırdığın zaman genelinde bir mutsuzluk hissi yaşadığın bir durum var mı? Sorması lazım kişinin. Ve aslında böyle basit beden olduğunda hocam, atıyorum hafif bir uyuşma oldu kolunda, elinde, parmağında, yüzünde. Oraya konsantre olup, yani orada bedeni dinlemesi, yani ne oldu? Çünkü mutlaka bir duygu, bir his, bir düşünce orada bir şey yaptı. Çünkü bütün bedendeki oluşan hastalıklar, hepsi, bütün travmalar, düşünceler ve duygular, yani hislerle ilgili, inançlarla ilgili. Onun için burada küçük bir şey oldu. Oradaki mesaj nedir? Yani oraya konsantre olup bedenle konuşup bedenle iletişime girildiğinde reconnection, yani bütün hastalıklar bedenle ruhun kopması ve zihnin kopmasıyla ilgili. Hani hep söylüyorum, aborijinler gidip gidip otururlar. Neden oturdum? Bedenim o kadar hızlı gitti ki ruhum çok geride kaldı. Onun gelmesini bekliyorum. Tüm hastalıklarda da yani her şeyi, tüm işaretleri anında okumak. İşte bollukla ilgili, parayla ilgili, ilişkilerde, sağlıkta. Hemen orada bir düşünce molası, az bir şey. Oraya konsantre olup, aa işte Abdullah bana böyle dedi ama acaba burada benim almam gereken ve görmem gereken mesaj nedir? Yani oradaki öfke, kızgınlık, bütün her şey ve mutlaka bedende de şekil ve vücut buluyor. İlla ki, değil mi? Yani bütün bu Eğer mesajı korelasyonu algılamadığınız yakalamak zaman lazım, evet. tabii zaten bizim işte Bülent Şenyürek hocamla da verdiğimiz bir eğitim var, nöro DNA. Bu sıkıntıların kaynağını hem travmalarda arıyoruz, problemleri, hastalıkların, hem de biraz önce söylediğiniz gibi hislerle konuşmayı bilmemiz lazım. Yani hislerin bize verdiği mesajlar var, vücuttaki hastalıkların bize verdiği mesajlar var. Mesela her zaman travma bakış açısı önemli olmakla beraber bazen de şöyle bakarız biz olaya. İnsanların bir mutlu olma sınırı var. Ben bu kadarcık mutlu olabilirim, bu kadarcık para kazanabilirim, şöyle biriyle olmayı hak ediyorum gibi. Hani sıfırla on arasında bir barem olsaydı o kendine 3 veren olur, 5 veren olur, 7 veren olur. Hak ettiği değere göre. Bu insanın üst sınır problemi diye geçer psikolojide. Şimdi bu kişiler eğer kendilerine bir sınır koydularsa o sınırın biraz üstüne geçtiklerinde. Mesela 5 bin kazanmayı hak ediyorum diyor. 10 bin kazanmaya başladı. Kendini bloke eder. Blokeyi nasıl yapar? Ben bu parayı hak etmiyorum der. O gün kaza geçirir. Ben bu parayı hak etmiyorum der. O gün sevgilisiyle tartışır, eşiyle tartışır. Ve işte bakın burada işler iyiye gitme olasılığı olduğunda da insan kendini engeller. Tartışarak, kaza geçirerek, hasta olarak işlerin iyi gitmesiyle ilgili özel bir konu vardır. Bu üst sınır problemleriyle baş ederken iki temel soru sormasını isterim ben insanlara. Birinci soru şudur. Hayatımda şu an hali hazırda iyi giden bir şeyler var mı? Olabilir yani kişi
İşte gelirini arttırmıştır efendim, yeni bir ilişkiye başlamıştır. İstediği ideal bedenine gelmiştir. İşte bir hastalığını yenmiştir. Şimdi bilinçaltı orada baltalamaya başlıyorsa bil ki senin bir sınır problemin var. Kendine bu kadar yapabilirim demesin. İkincisi de şu soruyu sormanız gerekiyor. Hayatımda şu an yeni gelmekte olan yeni bir fırsat var. Çok yakında olan böyle hani bir adım atacaksın, bir sınava girmek gibi olur. Efendim böyle bir diyelim ki ilişkin hani söz nişan aşamasına geldi. Artık hani evlenme noktasındasın olur. Böyle tam eşik noktaları diyelim biz ona. Acaba bu hastalığı geçirmeden önce bir eşik noktasında mıydın? Ya da bir şeyler iyi gidiyordu da kendini durdurdun mu? Sorusunu sormak da son derece önemli. Müthiş. Yani İnsanlar bu mesajları bu şekilde okumuyorlar. Yani hasta işte ne oldu? İşte hasta oldum. Bir düşün bakalım iyiye gitmekte olan bir şey var mıydı? Çok bariz bir örnek. Mukaddes Hanım, bu öğrencilerin mesela sınav günlerinde hasta olmasına hep örnek veririz ya. Sınava girecek, üniversite sınavını kazanacak mesela. Sınavın o günü sınav kağıdını kaybeder. Ne bileyim o gün kolunu bacağını kırar bir gün önce. Yanlış beslenir, işte ishal olur, sınav salonuna gider ya der. Ben bütün bilgiler harikaydı, süperdi. İşte bu insanın kendini engellemesiyle ilgili. Düğün gününde her şey hazırlanmış, pasta kesilecek. Artık son gün, son an, son dakika bir kavga çıkar, bir çatışma çıkar. Tam düğün günü ayrılırlar. Düğün salonunda ayrılırlar. Böyle vakalarla çok karşılaştık. Bunlar hep kişinin iyi ve güzel şeyleri hak etmiyorum düşüncesi veya ben şu kadar mutlu olabilirim, şu kadar para kazanabilirim gibi eşik noktalarının limitler. dar olması ile ilgilidir. Bilinç altında limitler mi koyuyoruz yani? Kendimize limitler koyuyoruz. Ben bu kadarını kazanabilirim, hak ediyorum. Bu kadar bir ilişkiyi hak ederim. Bundan daha iyisi asla olamaz. Böyle bir evde yaşam, yani her şey için belirleyebilirsiniz yani. İşte sınavdan tutun, para kazanmadan tutun, hayatınızdaki yeniliklerin gelişmelerinden tutun. Bunların her biriyle ilgili bizim içimizde belli kendi kendimize koyduğumuz Limitler bir var. takım, evet, limitler var. Bu Cantalar, limitlerimizi çocukken cantalar var. birileri koymuş olabilir. Tabii çocukken birileri koymuş olabilir. Mesela ne olur? İlla biz değil, Şimdi çocuğun dışarıdan öğretmenlerimiz, hocalarımız, komşularımız, öğretmen çevremiz. Evet. limiti bazen çevremiz koyar, bazen biz durumdan vazife çıkartırız. Hep söylediğimiz şey ya, durumdan vazife çıkartmak. Mesela deriz ki Yerleştiriyoruz yani, değil mi? tabii bakarız mesela, ya ben kardeşimin çok önüne geçtim ya. Kardeşim çok benden gerilerde kaldı. Ben fazla ileri gittim. Şimdi ben biraz kendimi engellemem lazım. Mesela bir tanesi budur. Bir tanesi bende bir bozukluk var ya. Ben doğuştan kusurluyum. Dünyaya bir kız çocuğu olarak geldim ama hiç kimse beni kabul etmedi. Herkes erkek bekliyordu. Ben doğuştan kusurluyum demek ki. Ben sol elle yazıyordum ama insanlar benim sağ elle yazmamı için direttiler. Bende bir bozukluk var. Ben kusurluyum. Şimdi sen kusurlu algısıyla büyüdün. İyi ve güzel şeyleri yaşamaya başladığında kendini durduracaksın. Kusurlu algısından dolayı. Veya işte insanların bazen anne babalarının çok ötelerine geçmesi. Hani anne babanın, mesela anne baba normal bir ailedir ya da fakir bir ailedir. Sen çok zenginleşmişsindir. Bir an için dersin ki ya ben onları çok gerilerde bıraktım. Onlar çok gerilerde Ayıp kaldı. Ben olur. kendimi şöyle bir durdurayım. Kıyamam. Tabii, Ya da durdurayım. şey de olur Böyle mu? Yani ne? babası işte çok başarılıdır, bilim adamı olmuştur, işte çok şey olmuştur, zengin olmuştur, iyi bir yere gelmiştir. Çocuk der ki, ya benim zaten babamı yakalamam imkansız, annemi yakalamam imkansız. Benim onun kadar akıllı olmam, başarılı olmam, işte dil öğrenmem, bir yerde kariyer yapmam imkansız. Yani zaten bilinçaltında imkansız olduğu için zaten o eşiği aşamaz, değil mi? Böyle bir şey de var yani. İşte Enteresan bu Mukaddes çalışıyor. Hanım, bu verdiğiniz örnekte atalara tapma görüyoruz. Gözünde büyütmek. Şimdi babam var, baba figürüm var mesela. Veya bir dayı olabilir, hala olabilir, amca olabilir. Bir figürüm var. Onu gözünde devleştiriyorsun. O kadar devleştiriyorsun ki yani diyorsun ki o çok mükemmel hitabeti var, benim o kadar yok. O efendim çok güzel okul başarısı var, benim o kadar yok. Onun şöyle, şimdi her konuda kıyaslamaya başlayınca kendini yetersizlik, işte mükemmeliyetçilik dediğimiz problem burada başlar. Migrenin ana sebebidir. Migren böyle başlar. Mesela migrenli insanların içerisinde böyle idol olarak gördükleri kişilerin iç konuşmaları vardır. Yani onlar sürekli ona konuşur. Babası ise idolü babasıdır, dayısı ise dayısıdır, dedesi ise dedesidir. Sürekli konuşur durur.
O iç sesinden dolayı da kendini yetersiz hisseder. Bir de şöyle bir ikileme de geçer. Mukaddes şöyle düşünür. Acaba kendi istediğim şekilde mi hareket edeyim? Yoksa idol olarak gördüğüm kişinin bana verdiği telkinler doğrultusunda mı hareket edeyim dediği anda içsel çatışma, bölünme, şizofreni ve o insanın içinde yaşadığı bu sıkıntılı durumdan ayrı kalmasından kaynaklı migren sebebi en bariz sebeplerden bir tanesi bu. Vay canına. Dolayısıyla burada atalara tapmak bu anlamda hani biz işte putlara tapmayın dedikleri hani bir ağaca falan böyle ağacı oymuşlar biz böyle karşımıza almışız. Ona tap böyle bir şeyden bahsetmiyor hani kutsal kitaplar. Onların bahsettiği şey senin herhangi bir nesneyi gözünde büyütüp onu Putlaştırma. putlaştırmamak tabii ki. Günlük hayatta bunu biz çok görüyoruz. İnsanların taviz verdiği durumlara baktığımız zaman hep o taviz verdikleri şeylerde neyse şey putlaştırdıklarını görüyoruz. Paraysa parayı putlaştırıyorlar. İnsansa insanı putlaştırıyorlar. Bir süre sonra da neden hayatımda mutlu değilim demeye başladıklarında işte cevaplar bilinçaltından gelmeye başlıyor. Eğer kendilerine karşı dürüstseler, bir de böyle bir problem var. İnsanlar kendilerine yalan söylemeyi çok severler. Problem yokmuş gibi davranmayı ya da problem oradan kaynaklanmıyormuş gibi davranmayı ya da hedef şaşırtmayı çok severler mukaddes. Hedef şaşırtmayla çok sık karşılaştım. Problem babamdan kaynaklanıyor der. Uzun bir çalışma yapar bir terapiste. Annesi olduğu ortaya çıkar. Ama ben babam zannediyorum. Hedef şaşırttı bilinçaltı. Egon nefsin gerçeği görmeyi engelledi. Zaten bir kişisiz problemi ben biliyorum. Benim problemim kesin babamla ilgili diyorsa ben kesin onun annesiyle ilgili olduğunu biliyorum. Altından çok Benim annemle farklı hiç sebepler problemim çıkabiliyor, değil mi? Çok Tabii, tabii, farklı nedenler tabii, tabii. çıkabiliyor. Bilinçaltı acayip bir şey yani. Akıllara ziyan. Sizin bilincinizde bulduklarınız hakikati yansıtsaydı bugünkü hayatınızı yaşar mıydınız? %5 mi, %8 mi, %4 mü? Çok az, değil mi? Az bir kısmı bilinç üstü yani Yani bilinç bilinç yüzde dediğimiz. bir, yüzde iki uzmanların kapladığı alan olarak ceviz benzetmesini yaparlar beyni anlatanlar. O cevizin kabuklu kısmı bizim bilincimiz korteksimizdir. İşte o altındaki o beyaz kısmı bizim bilinçaltımızdır. Ya da bilinç dışı da diyebiliriz bunun adına. Şimdi sonuçta orada duygular var, otomatik davranışlar, alışkanlıklar var. Bir teyp kaseti gibi, bir video kaydedici gibi da anne karnından daha önceleri, döllenme döneminden başlıyor kaydetmeye. Sadece senin anıların, hatıraların yok. Bir de atalarla, genle aktarılan insanların da, yani atalarının da orada kayıtları var. Böyle bir muazzam bir potansiyelle geliyoruz ki bu potansiyeli fark edip aynı şeyleri yaşamaktan kurtulmamız gerekiyor. Yani kısır döngü, yani o hani zincir gibi sanki. O zinciri bir kırıp parçalamak, yani o zincirin dışına çıkmak lazım. Şeyde de, bolluk berekette de hocam, hatta yazmıştım bir kez yıllar önce. Şey gibi, o eşik, o cam tavan dediğimiz şey, işte 10 bin lira maaş almaya başladığını ya da 2 bin lira maaş almaya maaş alıyor. 5 bin lira maaş almaya başlayacağını zannetmiyor. Başladığında da kendini durduruyor. Diyor ki ya 10 bin lira maaş, ben kimim? 10 bin lira kim? Altından neler çıkıyor? Ben çok maaş alırsam, çok zengin olursam dostumu düşmanımı ayıramam. Benim çok param olursa herkes benden para ister. Benim çok param olursa akrabalarım çoğalır, arkadaşlarım etrafıma gelir gider. Benim çok param olursa gerçekten kim beni seviyor, kim beni sevmiyor ayırt edemem. Benim çok param olursa ben o parayı nasıl yöneteceğim? Benim çok param olursa gibi bilinçaltında bir sürü yüzlerce neden çıkıyor. Yani bizim aslında bir taraftan para isterken bir taraftan bilinçaltımızda yok. Yani aman ha. Yani o aslanın ağzındası ayrı, çok zor kazanmak ayrı, sen çok çalışırsan çok para kazanırsın, onlar ayrı. Bir de böyle kendi dirençlerimiz var, değil mi? Aman abi, ben ayırt edemem, dirençlerimiz var. Şimdi aslında bu dirençlerin bir kısmı kişinin kendini maneviyata yakın görmesiyle çok alakalı. Ne demek istiyoruz? Ben manevi bir kişiliğim. Yani kötülük yapmamaya çalışan bir kişiliğim. Öyleyse para beni kötülüğe götürmemeli. Maneviyattan uzaklaştırmamalı. İşte para adamı bozar buradan geliyor mesela. Evet, Yine bunlar maneviyattan da uzaklaştırmamalı. ilavesi.
para bencillik, işte mesela para bencillik getirir. Yine maneviyattan uzaklaştırdığı için böyledir, değil mi? İşte para kirdir, pistir, şudur budur. Yine maneviyattan uzaklaşmıştır. Kişi maddeci olmuştur sözde. Yani bilinçaltı öyle algılar. Aslında bunun sebebi de Newton fiziğiyle dünyayı algılamak. Newton fiziği bir şey ya böyledir ya böyledir mantığıyla hareket ediyor. Ya erkeksin ya kadın, ya maddecisin ya ruhsal konularla ilgilenen bir insansın. Böyle ayrımlar yaptığı için sürekli olarak ve siz sanki bir uçta durmanız gerektiğini düşündüğünüz için, çift taraflı düşünemediğiniz için kuantum felsefesiyle hem felsefesi diye geçer kuantum felsefesi, hem kadının hem erkeğin, hem para hem maddiyattır hem maneviyattır. Hem mantığı klasik mantığın ötesindedir. Ve bu hem mantığıyla düşünmeye başladığı zaman kişi problemlerini de dönüştürmeye başlar. Biz ya felsefesinden bakıyoruz olaylara. Ya şöyleyim ya böyle. Ya siyah ya beyaz. Hiç griler yok. Sonra bakıyorsun, bir de inançlar, biraz önce bahsettiğiniz inançlarımızın etkisiyle de artık insan sanki kendine böyle arkadan bir şeye bağlamış, koşuyor koşuyor, böyle sapan olduğunu düşünelim bunu. Sapan onu geri çekiyor, bir süre sonra koştuğu yere geri yapışmaya başlıyor. İnsan böyle. Bumerang Dolayısıyla burada gibi. inançları fark etmek. İnançları nasıl fark ederiz? Ayrı bir konu tabii ki. Yani benim içimde inançlarım var. Kendimle ilgili inançlarım var. Hayatı nasıl yaşamam gerektiğiyle ilgili inançlarım var. Yaptığım işle ilgili inançlarım var. Her konuda mübarek inanç oluşturmuşuz. Yani belki şu an insanların şu an odalarındaki duvarları şöyle inançlarını yazsalar, işte para zor kazanılır, ben beceriksizim, kadınlara güvenilmez, işte efendim hayat zordur, işte dünyaya acı çekmek için geldim. Böyle yazsalar o duvar dolar ve taşar. Peki. Bir tane inanç yok. Peki hayatımıza aynı insanları neden çekeriz diye bir soru gelmiş. Aynı Değil insanları mi? neden çekeriz hayatımıza hocam? Yine Çok güzel bir soru. demin de konuştuk ama hep aynı insanlar geliyor. Hep adam geliyor. Özel ilişkilerle ilgili sanıyorum sormuş. Hep adam geliyor. Hep aldatılma enerjisi, ihanet ediyor. Hep işte kadın geliyor, benim paramı yiyip gidiyor. İşte hep İnsanlar geliyorlar hayatıma, beni terk ediyorlar. Ya da hep patron geliyor, hep benim çalıştığım yerlerde işte cimri patronlar, titiz patronlar, öfkeli patronlar geliyor. Oradan ayrılıyorum, başka yere gidiyorum. Aynı şekilde insan türüyle karşılaşıyorum. Bu hepler. Hep aynı insan benim karşıma çıkıyor. Zaten bir insan kendi kısır döngülerini anlamak istiyorsa hep hiç sorusunu sormalı. Hep ne oluyor? Hiç ne tam istediğim gibi olmuyor? Sorusunu sorarak şöyle bir hayatını masaya yatırmalı. Oraya yatırdığı zaman onun sebebini bulabilir ya da bulamayabilir. Derin bakması lazım olaya. Derin baktığınız zaman şu çıkıyor Mukaddes Hanım, özellikle ilişkilerde şu çıkıyor. Kişileri kişilik özellikleriyle ilgili, kişilik tipleri, kişilik özellikleriyle ilgili algıları var. Mesela kişi bir hanımefendi olsun, bu kişi kadın kimliğini reddediyor olsun. Şimdi bu kişinin sürekli aldatılma yaşıyor olma olasılığı çok yüksek. Çünkü kadın kimliğini reddettiği müddetçe zaten güçlü erkekleri de çekemeyecek, pasif erkekleri çekecek. Şimdi sen ne zaman kadın kimliğiyle barıştın? Ne zaman dişiliğini onurlandırdın? Ne zaman kadın olmayı değerli, önemli olduğunu hissederek, içinden derinden hissederek yaşadın, kadınlık travmalarını sildin bilinçaltından, o zaman karşına çıkan erkek değişir. O karşına çıkanlar sen bugünkü kişiliğini törpülemediğin için, o kişiliğine ait inanç kalıplarını temizlemediğin için, kişiliğine ait korkularını temizlemediğin için karşında. Sen ne zaman özüne geri döndün, kendin oldun, varlığını onurlandırdın, o zaman tabii bu kadın kimliği bir örnekti. O zaman dönüşüm, değişim gerçekleşecektir. Canlar, bu akşam Mesela bolluk bereket var. yine bir örnek daha vereyim. Bakın mesela çok verici, saçını süpürge eden, değersizlik inancı yüksek olan bir kadın ya da bir erkek karşı cins tarafından bencil olan bir kişiyle çekilip yaşayacak. Evlendiği kişi böyle olacaktı. O bak bencil, değersiz kişi değer vermeyen kişiyi çekecek. Kadın kendini reddeden kişi çekecek tip çok güçlü bir erkeği çekemeyecek. Çünkü ikisi de erilliği çok yüksek.
Dolayısıyla da bu çekimler kesinlikle ve kesinlikle tesadüfi değil. Öncelikle kişiliğin kaderimizin bir parçası olduğunu, kaderin matematiğinin kişilikle çok alakalı olduğunu düşünmek lazım. Bir örnek daha, garantici bir insan mantık evliliği yapar. Garantici bir insan sevgi evliliği yapmaz. Buradaki garanticilik kişilik özelliği, seçim buna göre oluyor. Şimdi dolayısıyla sizin kişiliğiniz neyse seçimleriniz öyle. Biraz önce anlattık, değersizlik inancına sahip birisi tabii ki daha bencil insanları çekiyor. Çünkü sen çok vericisin, saçını süpürge edensin. O zaman iki tane verici aynı evde olmuyor. Böyle birisini hayatına çekiyorsun. Muhteşem, Evet. müthiş bir şey, müthiş bir şey. İnsanlar neden hep beni terk ediyorlar, gidiyorlar demiş hocam. Hep beni terk edip gidiyorlar demiş. Burada şöyle bir şey var mı hocam? Şimdi bir kere Ahmet terk etti gitti. O kadar öfkeli ki, lanet olsun, kahretsin, beni terk etti gitti, bana şunu yaptı, bunu yaptı, onu sürekli konuşuyor, sürekli onu anlatıyor, onu düşünüyor. Ve o rezonansla titreşiyor. Ahmet giriyor. O Ahmet'i unutmuyor. Şöyle bir zaman geçiyor. Ahmet, 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 Ahmet. Titreşimi ne? Orası. Sen nereyi çevirirsen hangi kanalı oraya rezone olacaksın. Aradan 6 ay geçiyor. 2 sene geçiyor. Başka bir adamla karşılaşıyor. Aynı şekilde Ali geliyor. Zaten nerede karşılaştı Ali ile? O rezonansta. Ya beni Ahmet Doğru. terk etti rezonansında karşılaştı. O rezonans 92,2 ise orada karşılaştı. Şimdi Ali de o rezonansta titreşiyor zaten. Sen başka bir yerden adam almıyorsun ki. Ali de orada. Bir daha karşılaştı. 6 ay sonra, 2 sene sonra Ali de gidecek, öğretecek sana. Çünkü Ali'nin de sana ihtiyacı var. Çünkü seni arıyor, orada birini arıyor. Sen de zaten 92 nokta bilmem ne desin. Karşılaştınız. Ne olacak? Zaten olup olacak şey aynı şey olacak. Demek ki senin titreşimini 92 bilmem nereden başka bir yere geçirmen lazım ki bir daha onunla karşılaşma. İşte burada çemberleri kırmak ya da değil mi hocam? Şimdi bahsettiğin şey frekans düzeyinde böyle gerçekten. Evet. Frekans düzeyinin dışında da çocukluk alışkanlığı olarak da kişi böyle davranıyor. Yani çocukken, yetişirken annenin terk ettiğini düşünelim. O yarasını şifalandırmadığını düşünelim. Aynı annesine benzer, onu terk edecek birine aşık olma olasılığı ve ilişkiye girme, yani bu anlamda evlenme olasılığı çok yüksek. Çünkü bilinçaltı o yarayı temizlemek için, yarayı oradan temizlemek yerine bugünkü hayattan temizleyeceğini zannediyor. İşte bu zannetmede problem yaratıyor işte. Çünkü atalarımızı bir şekilde taklit ediyoruz. Atalarımızın sınavlarını da vermek istiyoruz ondan. Evet. Atalarımızdan gelebilir ya da dediğim gibi bilinçaltı kalıplarımız çocukken oluşuyor. Soğuk bir anne babanız var mesela. Sizinle ilgilenen biriyle değil de özellikle soğuk birisini seçerek ilişki kuracağınız zaman anne babanızdaki eksik kalan, tamamlanmayan, yarım kalmış olan şeyi orada tamamlama uğraşısı içerisine giriyorsunuz. Mesele burada. Dolayısıyla o size sıcak gelen, sizinle ilgilenen tipin size sıcak gelmemesinin sebebi bilinçaltı düzeyde sizin o eksik kalan şeyi tamamlamamanız. Ya da bakın baba sevgisi eksikliği vardır kadında. Şimdi o babayı görmüş, bu babam işte demiştir. Yani beni tamamlayacak kişi babama da çok benziyor. Gülüşü, hareketi, ha o zaman ben bu babamla olan ilişkimi nerede tamamlayayım? Bu adam üzerinden tamamlayayım. Hep bir eksikliği kapatma uğraşısı içerisinde devam ettiğimiz için, içsel barış olmadığı için maalesef hayatımıza doğru Peki bunları doğruları nasıl çekemiyoruz. dönüştürecekler? Peki bu durumu nasıl dönüştürecek? Bu insan ilişkisini, bu parayla olan ilişkisini bunları nasıl dönüştürecek hocam? Bunları nasıl düzeltsinler? Biraz önce temel duygu tonu diye bahsettim ya. Mesela öfkeli bir insanın bu öfkesinin kaynağına inmesi gerekiyor. Kadın kimliğini reddeden bir hanımefendinin kadın kimliğini reddettiğini fark edip onu dişiliğini onurlandırmak adına hem eylemsel hem düşünsel hem travma çalışmaları yaparak üzerine gitmesi gerekiyor. Şimdi bir problemi değiştireceğiniz zaman olumlamalar, olumsuzlamalar, eylem ödevleri ve travma temizliği gerekir. Ve bazen de bir koçluk gerekebilir. Beş şey diyelim. Yani koçlukta da sizin yoldan çıktığınızda sizi tekrar yola sokacak
ve sizin bu durumunuzu dönüştürmenizi sağlayacak bir insana ihtiyacınız olabilir. Dolayısıyla burada yardım alacak kişilerin bunları bilmesi gerekiyor. Şimdi biz bazen ben kişilik analizi yaparım. Bak senin bu olumlamaya ihtiyacın var ya da senin bu olumsuzlama da yaptırıyoruz bazen duyguların boşalması için. EFT vuruşlarıyla da destekliyoruz bazen. Orada duygu boşaltımı yapıyoruz demolarda olduğu gibi. Sonra kişi gerçekten özüne geri dönüyor. Ben diyor hiç sabahları böyle kalkmamıştım. Çocuklara güler yüzlü değildim artık çocuklarıma karşı. Son derece güler yüzlüyüm. Sen orada aslında ne yaptın? Orijinal haline geri geldin. Yani biz sana özel bir şey eklemedik. Sendeki korkuyu çıkarttık. Sendeki o bilinç altında takılı kalmış, bastırılmış, sıkıştırılmış duyguyu dışarı attık. Saldık onu. Sen orijinal haline geri döndün. Hocam. O duygu boşalmadan bunları mantık olarak anlamak, Mukaddes Hanım, Evet. şurada anlamak birinci adım tabii ki. Ama yeterli mi? Değil. Önemli olan duygusal, ruhsal ve frekans düzeyinde değişim oluşturmak. Şimdi mesela bazı arkadaşlar problemlerin kaynağını işte frekans düzeyinde değiştiriyorlar. Bunu yaparken neleri kullanabiliyorlar? İşte biyoenerjiyi kullanabiliyorlar. İşte efendim kristalleri kullanabiliyorlar. Bu frekans düzeyinde değişmek demek. Bir de bilinçaltı düzeyde değişmek var ki bu travmaları değiştirmekle, dönüştürmekle ilgili. Eylem düzeyinde değişmek var. Kişinin şimdiki zamanda iyi bir koçluk alması gerekiyor. Yani çok yol var ama bu yolları deneyimlemeden buradan hani benim size söyleyeceğim bir cümlenin sizi değiştirmesinden çok sizin bu yola girip en az bir yıl, en az 2 yıl diyorum ben. Hatice Hanım yani en az 1-2 yıl bu işlere çalışmanız lazım. Nasıl bugün vücut geliştirme yapanlar spor salonuna gidip Kaslar. işte böyle kas yapıyor, yapıyor, yapıyor. Sonra bıraktığı zaman 6 ay çalışsın. Bıraksın eski haline geri döner. Ah hocam ah. Çünkü Yani bu hep soruyorlar nasıl dönüştüreceğim travmalarımı, nasıl bulacağım travmalarımı bulamıyorum. Ben de neredeyse 30 yıldır çalışıyorum kendi üzerimde. 30 değil mi? yıl. 30 yıl hocam. Yani hakikaten kolay bir şey değil bu. Ama hiç Evet. vazgeçmiyoruz, çalışıyoruz. Bir yıl dediniz gerçekten. Siz bir yıl En az dediniz. bir yıl Bütün bu, bu işe şimdi başlasınlar. Allah'tan tabii yöntemler, yollar var. Yani 30 yıl önce araştırmaya başladığımda daha biz bunları bilmiyorduk ki, 0 kilometreden başladık, araştırdık. Ama şimdi özellikle bu 2020'den sonra her gün işte buralarda yayın yapılıyor. Herkes yani şu Zoom'lar Doğru. çıktı. Yani Instagram'ı kullanmayı bilmezdik. Yani Nisan ayında açmışım mesela. Dolayısıyla süreç hızlandı. O yüzden bu o kadar tabii ki sürmeyecek inşallah. Yani yöntemler, taktikler tabii var. Fakat buradan dinleyenlere, izleyenlere şunu söyleyelim. Yani bu iş çaba işi. Çaba gösterip kendi üzerinize çalışmayı dünyadaki en önemli şey olarak görmek. Yani senin birinci görevin nedir bu hayatta diye sorduğumuzu varsayalım. İşte çocuklarımı mutlu etmek diyebilir kimisi. Kimisi işte işinde başarılı olmak. Hayır, senin birinci görevin kendini mutlu etmek Yani bu ve şifre, şifre, şifre. Ah, bu bir şifre. Önce kendi üzerinde çalışmak. önce kendini mutlu etmek. Çünkü bunu bencillik olarak algılayan arkadaşlarımız olabilir burada bizi dinleyenler. Ya kendini mutlu etmek ne kadar da bencilce. İyi de kardeşim yani sen kendini mutlu ettiğin zaman çevreye neye yayacaksın bir düşün bakalım. Çevreye ne mi? Sende olmayan bir şeyi dışarıya verebilir misin? Sen mutsuzsun. Çevreye mutluluk verebilir misin? Senin paran yok. Sen insanlara yardımcı olacak parasal gücün yoksa onlara yardımcı, maddi anlamda yardımcı olabilir misin? Bu buna benzer. İçsel fakirlik varsa dışarıya fakir olursun. İçsel zenginlik varsa dışarıya zengin olursun. Evet. Mutluluk içten dışarıya doğru yayılan bir ışık yazmış canlardan biri. Ben mutluysam etrafımda mutlu. Kesinlikle. Yani zaten kendini sevemeyen bir insan başkalarını sevmeyi bilemez. Çünkü yalan yani gerçekten. İnsan Tabii değil bu mi? anlamda Mutlu hem değilse, kendini mutlu sevecekler. olmayan bir insan nasıl etrafı mutlu edebilir? Böyle bir şey Kesinlikle. yani ters zaten. Aslında mukaddesem şunu da yanlış anlamamaları lazım. Kesintisiz mutsuzluk diye bir şey de yok. Kesintisiz kendini sevmek diye de bir şey yok. Böyle sürekli yükselişte olan bir insan yok. Yani hayat yasaları gereği mutluluk, mutsuzluk, kendini sevmek, kendinden ara ara nefret etmek, kendini eleştirmek. Ama burada oran çok önemlidir. Büyük oranda mutluysan, büyük oranda hayatının kontrolünü ellerinde hissediyorsan,
büyük oranında teslim olabildiysen, her zaman teslim olamayacaksın. Yani Mevlana, Yunus Emre değilsin, kaldı ki onlar bile zaman zaman yoldan saptıkları zamanlar olmuşlardı. Defalarca kendilerini tekrar o yolculuğa adapte etmek için hizalamışlardır, içe dönmüşlerdir. Dolayısıyla da bu noktada insanların yapması gereken ana konu içlerine dönüp her zaman mutlu olamayacakları gerçeğini, her zaman kendilerini sevemeyecekleri gerçeğini de kabul etmeleri. Çünkü bu sefer de iş şuna dönmeye başlıyor mukaddesen. Ha, kendini sevmem gerekiyordu, kendime kötü bir söz söyledim. Allah iptal, iptal, iptal. Kötü bir söz geldi, iptal, iptal, iptal. Ya bu kadar iptallerle yaşanmaz ki. Yani arada olumsuz söz çıkar. Arabesk müzik dinlememem lazım. Hayır, dinle. Duygusallığa da ihtiyacım var. Ama bunu abartma. Bunu kişilik boyutuna taşıma. Arada arabesk müzik dinle. Çok keyiflidir. Arada ağla, hüzünlen. Hüznün kendi içinde mükemmel hal şeyi vardır. Yani sana vereceği bir katkı var. Ruhuna vereceği bir katkı var. Dolayısıyla burada biraz da gerçekçilikle de karıştırmak lazım. Yoksa öyle insanlardan da korkulur değil mi? Mukaddes Hanım, yani sürekli mutlu mesela dersin, ya bugün bir cinayet işler kesin dersin sürekli Kesin mutluysa. kesinlikle. Duygu kontrolü alıp kabule mi geçmek lazım hocam demişler. Affetmeyi sormuşlar. Yani affetmek sorunu çözer mi? Sorunu biraz Şimdi bakın, kısmen de olsa rahatlatır mı? çok güzel bir örnek. Ben size bir örnek vermek istiyorum. Bana yıllar önce danışmanlık yaparken, şimdi yapmıyoruz ama yıllar önce yapıyorduk. Bir emlakçı gelmişti bana. Alıcıyla satıcı karşı karşıya getiriyorum. Son anda vazgeçiyorlar. Sorun bu. Yani o kadar da uğraşıyorum ki diyor yani. Böyle ona ikna ediyorum, evleri gezdiriyorum. İşte iki tarafı da memnun etmeye çalışıyorum ama son anda iptal oluyor. Neden olabilir? Biz de biraz çalışınca şu çıktı. Bu emlakçı arkadaşımız bir gün kendisine gelen müşteriye çok kızmış. Yani o kadar öfkelenmiş ki, yani onu çok oyalamış, onu aşırı sinirlenmiş. Şimdi bilinçaltının bir özelliği var mukaddes hanım, genelleme özelliği tabii ki. Şimdi ne yaptı? Bir müşteriye olan kızgınlık bütün müşterilere yansıdı. Ve bu kızgınlığı bilinçaltından söküp attığımızda ancak işler olumluya gitti. Şimdi herkese böyle olacaktır gibi de bir algı olmasın. Onunki buydu. Onunki genelleme özelliği. Yani bilinçaltında işte bir köpek ısırır, bütün köpeklerden korkarsın. Genelleme özelliği var çünkü bilinçaltında. Yani küçücük hani köpekten korkanlar öyle mukaddes hanım. Yani bakıyorsun, süs köpeği bu diyorsun. Niye korkuyorsun? Yani köpek beni ısırmıştı geçmişte. Ama bu süs köpeği bilinçaltı genelledi. Bilinçaltının genelleme özelliği bazen bizim karşımıza negatif olayları çekmek, bundan kurtulamamak olarak geliyor. İşte o müşteriyi affettiğinde, aslında affetmeyle bağlantısını kuralım. Affettiğinde artık işler açılmaya başladı. Evet. Peki çocukları için anneler, ebeveynler travma çalışması yapabiliyorlar mı hocam? Çocuklar için ilk yapacakları şey kendi travmalarına çalışmak olmalıdır. Çünkü birçok çocuk bizim yeni Alman tıbbında proje amaç dönemi dediğimiz anne karnındaki 9 ay 10 gün, önceki 9 ay ve sonraki 1 yıl, toplam 30 aylık bir dönemde aldığı kayıtlardan dolayı maalesef rahatsız olur, hasta olur. Fiziksel ya da ruhsal. Dolayısıyla anne bu özellikle çocuğa hamile kaldığı dönemlere çalışırsa, orada yaşadığı travmaları kendisi çalışırsa, çocuğa çalışmasına gerek bile kalmayabiliyor. Çoğu zaman çocuk kendi kendine iyileşebiliyor. Dolayısıyla önce kendilerini temizlesinler. Ha, çocuklara özel çalışma biçimleri var mı, teknikleri var mı? Var ama bunlar ayrı bir konu. Uzun bir konu diyelim. Peki çocukluktan kalma değersizlik ve suçlama duygularını nasıl dönüştürebiliriz diye sormuşlar hocam. Anlatımınız bitmiş miydi bu arada? Ben direkt sorulara geçiverdim hocam. Devam edecek miydi? Hiç fark etmez. Tamam. Biz spontane davranmayı seviyoruz. Akış nereye götürürse Aynen. zuhurata göre hareket ediyoruz. Peki bu Evet. çocukluktan kalma değersizlik ve suçlanma duyguları, anıları yani bunları nasıl dönüştürebilirler hocam? Travmanın kökenini bulmakta zorlanıyoruz diyenler de var. Şimdi travmanın kökünü bulmanın yollarından bir tanesi bilinçli aklınla düşünmek. Bu genelde 10 kişiden 2 kişisinde yarar. Yani benim değersizlik duygum nereden kaynaklandı? Dur bakayım ya, öğretmenim beni aşağılamıştı. Ha buldum, ha ona çalışayım. Çalışır, skolyozu geçer. Böyle vakayla karşılaştık mı? Karşılaştık. Ama 10 kişiden biri ikisi. Geri kalan kısım
hatırlamadıkları anlara gitmeleri gerekir ki burada bilinçaltı çalışması devreye giriyor. Burada kendi başlarına bunları yapmaları bu anlamda mümkün değil. Şimdi siz anne karnında yaşadığınız, annenizin sizi istemediği bir ana, annenizin sizi düşürmeye çalıştığı bir ana, eğer anneniz söylemediyse, sizden sakladıysa nasıl bulacaksınız? Bununla ilgili regresyon çalışmaları son derece önemli ki çok güçlü regresyon çalışmaları var. Bunları kullanmaları gerekiyor ki travmaları bulabilsinler. Çünkü orada da mukaddesenin başta söylediğim gibi bilinçaltı ters köşe yapar. Ben birçok insana regresyon çalışması yaptırdım. Eğitimde de Bülent Hocam'la yaptığımız eğitimde de çok regresyonlar yapıyoruz. Orada şu çıkıyor. Şimdi kişi tahmin ettiği olay değildi diyor yani. Ben diyor bu hastalığımın kaynağı olarak benim diyor düşünceme göre diyor çocukluktaki şu olaydı diyor. Biz çalışıyoruz. O değilmiş demek ki diyor. Bilincim beni yanıltmış diyor. O yüzden bulduklarına güvenmesinler. Bazıları 10 kişiden biri ikisi bulduğu olaydır o. Çalışır. Çalıştıktan sonra da zaten iyileşir. İyileşiyorsa sıkıntı yok. Ama iyileşmiyorsa sizin hatırladığınız, çalıştığınız olay değildir o. Canlar, konumuz sonradan gelen arkadaşlarımız için söylüyorum. Konumuz neden bütün bunlar benim başıma geliyor? Neden hep aynı şeyleri yaşıyorum idi. İsterseniz bunlarla ilgili sorular sorun. Çünkü hastalıklarla ilgili soruyorsunuz. Bir de konumuz bugün bolluk bereket. Yani isterseniz bolluk bereketle ilgili de sorular sorabilirsiniz. Daha sonra zaten ikinci bölümde de direkt açar açmaz bolluk bereket demosu yapacağız canlar. Yeni gelenler için bir anons daha yapmış olalım. Evet. Daha sonra da zannediyorum bizim yayınımız bittikten sonra değil mi hocam? Sizin ikinci bir demonuz var diye düşünüyorum. Soruyorlar çünkü burada. Vallahi bunu bugün demo yaptıysak belki Bülent hocama devrederim demoyu. Bilmiyorum bakacağız. Bugün ama sizinle bolluk bereket demosu Bolluk yapacağız seninle. bereket demosu çok önemli canlar. Bolluk bereket derken başında da söyledim. Bunu sadece para olarak düşünmeyin lütfen. Bolluk bereket sağlıkta, ilişkilerde, her şeyde bolluk bereket. Evet. Bilinçaltını temizlemek yerine bilincimi kuvvetlendirmek gerekiyor hocam demişler. Konuşmuştuk biraz ama bir daha isterseniz bunu 2 dakika. Aslında bu da güzel bir soru. Bilinci de kuvvetlendiren yöntemler var. Mesela mindfulness, meditasyon teknikleri, bazen farkındalığı güçlendirir. Bu bilinçaltına yapılan bir yolculuk değil. Şimdi ve buradaki farkındalığını güçlendiriyorsun. Bu ikisi de bence birlikte çalışılmalı. Yani sadece bunu yapayım, öbürünü yapmayayım gibi bir şey kabul etmiyorum. Çünkü öbür türlü bu yolunuz çok uzar. Hocam, ertelemek, sürekli erteleyen insanlar var ya bugün yarın bugün yarın bu döngüden çıkamayan hep ertelerler. Bunun şeyi nedir? Geçmişi nedir? Şimdi ben size Travması bununla nedir? ilgili Nedeni nedir hocam? olabilecek 4-5 tane neden söyleyeyim. Yani olası nedenler diyelim biz bunlara. Tabii kişiyle özel çalışma yapmak gerekir böyle durumlarda ama genel olası nedenler nedir? Bir tanesi bu kişinin ölen kardeşi var mı diye bakar. Hayatı hak etmiyorum duygusu vardır ölen kardeşlerden dolayı. İkincisi kendisini düşünmenin ayıp günah olarak yani bu şekilde yetiştirilmiştir. O zaman kendini düşünmeye başlayıp kendisi için bir şey yaptığında sıkıntı yaşamaya başlar. Hep dışarıdaki kişi çünkü onay alarak motive olmuş. Anne baba ne dediyse onu yapmış. İyi çocuk dediğimiz karakter yapısı bunlar. Dolayısıyla ne zaman kendini düşünse, kendini düşünmeyi ayıp günah olarak gördüyse ve suçluluk hissetmeye başladığı için yine ne yapar? Erteler. Yapması gerekenleri yapamaz. Üçüncüsü büyümek ve olgunlaşmak istemeyen kişilik tipleri vardır. Çocuk kalmayı seçiyordur bunlar. Dolayısıyla büyüyüp olgunlaşmak istemiyorsa kişi erteler, yarıda bırakır. Böyle nedenleri var. Daha fazla neden sayabilirim ama bu apayrı bir konu olur. Yani ertelemenin altındaki nedenler apayrı bir konu. Ama ana konu bakacağı şeyler bunlar olabilir diyelim. O kadar çok soru var ki ama sorular hep özel sorular. Özel soruları alamıyorum canlar. Özel sorular sormayın lütfen. Genel sorular. Bolluk bereket için kullanacağımız cümlelerden örnek verir misiniz? Birazdan demo yapacağız zaten ama bolluk bereket için kullanacağımız cümleler değildi.
Bilinçaltı kalıplarımız galiba önemli. Bol bereket cümleleri hocam var mı? Var aslında. Yani bolluk ve bereket, bir kere şükretmek, şükürle ilgili yaptıkları her çalışma bolluk bereketi arttırır. Çünkü şükür var olana odaklanmak demektir. Yokluk ve yoksulluğa odaklanmadığın için şükrede de varlığı görmeye başlarsın. Varlığı gördükçe varlığın artar. Hayattaki varlığın artar. İkincisi, tabii ki bazı cümleler var. Mesela zaman zaman bolluğu İsteklerime kolayca ulaşıyorum cümlesi önemli bir cümledir. Ama burada ne istediğini iyi bilmen lazım. İsteklerime kolayca ulaşıyorum, bazen bir kazayı da çekebilirsin yani. Böyle cümleyi öyle bir kurgulaman lazım ki negatif içerik oluşturmamalı ve bilinçaltına tertemiz bir mesaj vermeli. İşte aksesçilerin kullandıkları hayat bana neşe, ihtişam ve kolaylıkla gelir. Bunlar hep bolluk bereket cümleleridir aslında. Bolluk bereketi parasal Müthiş. anlamda düşünmediğini Benim de çok varsayıyorum insanların. onayladığım hakikaten bir cümle. Çok severim hocam. Şey var, burada ilginç bir şey var. Para bana hep gelir, hep gelir, hep gelir ama hiç durmadan sonuna kadar da gider hemen hiç durmadan demiş. Evet. Şimdi aslında bakın, parayla ilgili çalışmak istiyorlarsa, parayla ilk nasıl tanıştın? İşte kumbarada para biriktirerek mi tanıştın? İşte anne baban seni bir yere çalışmaya gönderdi, orada para kazanarak mı çalıştın? Şimdi mesela şöyle düşünelim. Sen küçükken bir hanımefendi, kız çocuğuyken kuaföre göndermiş olsunlar. Para kazanmaya başlamış olsun. Ailenin de bir maddi sıkıntı yaşadığını düşünelim. İlk kazandığı parayı da gitsin ailesine vermiş olsun. Şimdi bilinçaltı orada şöyle düşünür. İlk kazandığım parayı bile kendim için harcamadıysam demek ki para gelir gider. Şimdi bilinçaltı kayıt yaptı. Ne zaman? Çocukken. İlk çalıştığın an, ilk parayla tanıştığın an. Ve sonra bakarsın, kaç yaşında olursa olsun para gelir birikir bir yerde. Kendisi için harcayamaz. Hep bir yerlere gider. Bu aslında nedir? İlk kalıbı fark et mantığıdır. Tabii dediğimiz gibi atalardan gelen konular da var. Kıtlık, yokluk, yoksulluk ortamlarında, göç sırasında yaşanan sıkıntılar falan varsa onları bir temizlemek gerekir. O ilk kaynak sizinle başlamadı hadisesi olabilir. İşte orada yine biz atalar temizliği yapıyoruz. Bülent Şenyürek hocamla yaptığımız işte eğitimler oluyor orada. Bu eğitimlerde atalara gidip sorunun kaynağını bulmak ve o kaynaktan dönüştürmek. Bazen bunu ücretsiz meditasyonlarda da yapıyoruz. Hatta bu cumartesi günü Bülent hocamın da meditasyonu olacak. Atalara gitme meditasyonu. Kişiler hatırlıyorlar. İşte ben bedensel yolculuk yaptırıyorum. Brandon Bass'in metodu. YouTube'a da yükledim onu. Bu bedensel yolculuğu. İzlesinler onu. Bir böyle rahatlama egzersizi esnasında kişi kendi yaşamından gelen ya da atalardan gelen bir olayı gözünün önüne geri veriyor. Ha diyor, sorunumun kaynağı buymuş diyor. Yani travmaları hatırlamanın özetle mukaddes ama aslında yolları var. Bunu bilsinler, bu konuda ümitsizliğe Cüzdanımız nasıl olsun demişler. İlginç bir düşmesinler. soru hocam. Cüzdan nasıl Güzel, güzel bir olsun, soru. Şey. değil mi? Ben de yani, Tabii. evet. Cüzdanlarımız nasıl olmalı demiş. Evet. Çok güzel bir soru. Bir kere cüzdanda hiç harcamadığınız yüksek miktarda bir paranız mutlaka olmalı ki varlık bilincine hissedebilin. Onu Evet. asla harcamayın. Evet. Cüzdanınızın rengi, şekli hiç önemli değil gerçekten. Yani bazen derler işte şu renk olursa bolluğu bereketi çeker falan. Onlar açıkçası ben öyle işe yaradığını görmedim ama cüzdanda paranın olması, olumlama cümlelerinin olması, cüzdanın içerisinde zenginliği ifade eden belki bir sembolik fotoğraf, sembolik resim böyle küçük de olsa onu orada görmek bilinçaltını programlayacaktır. Hatta ben şöyle bir örnek de verebilirim aslında. Yatak odalarına yapabilecekleri bir şey. Kavanoz çalışması diye geçer bu. Kavanoz çalışması. Küçük, orta ve büyük kavanozlar koymak. Yatak odanızın böyle karşısına. Onların içine paralarla doldurmak. Küçük, orta, büyük. Tabii gerçek para olmak zorunda değil. Hani bu yapay paralar var şeyde satılan, gerçek olmayan. Önemli olan o kavanozun içinde para dolu gözükmesi. Onu böyle sabah kalkar kalkmaz küçükten büyüğe kavanozlara bakmak. Yani bilinçaltına mesela sembolik olarak ne verecektir? Müthiş. Para bana kolayca gelir inancını verecektir. Demin söyledik gerçi bolluk bereket sadece parayla ilgili değil ama birçok insan ben biliyorum ki Bolluk cüzdan bereket sorduğuna göre deyince hemen para düşünüyoruz da o yüzden hocam. düşünüyoruz. Cep telefonlarında bu
şeylerine cep telefonunu açınca fotoğraf çıkıyor ya, oraya filan koysunlar dolarları filan. Her saniye görebilirler. Büyük büyük paralar koyabilirler şeye, hani görünüyor ya ekranda kendileri. Parayı temsil eden bir şey koyabilirler. Evet, gerçekten çok güzel olur. Cüzdana hiç kullanmadıkları bir paranın yanında, yani hiç kullanmayacakları bir paranın yanında mümkün olduğu kadar değişik tipte paralar da konulmalı. Euro mesela, fark etmez miktarı, 5 euro, 10 euro, dolar konulmalı işte. Ne o, frank konulabilirse konmalı. Yani hiç kullanılmayan paralar konmalı. İşte ne bileyim, o bir çeyrek altın, o tür şeylerin konması gerektiğini düşünüyorum. İşte hurma çekirdeği ya da işte inandığımız, böyle bereketine inandığımız şeyler vardır. O tür şeylerin konması bu tür ritüellerde çok iyi gelir. Benim hep yaptığım bir şeydir gerçekten bu. Yani yapmak lazım. Çünkü bilinçaltı çok enteresan. Bilinçaltı çok ilginç. O şeyi açtığınızda, cüzdanınızı, onları görüyor olmanız önemli. Bolluk ve bereket için defne yaprağı yakıyorlar demişler. Ben bunu duymamıştım. Defne Ben yaprağı de duymadım. enerjiyi dönüştürmek ve temizlemek için kullanılır. Evet, defne yaprağı çok önemli. Ama hani bolluk bereket için kullanıldığını bilmiyordum. Canlar bu arada. Hep sürekli para veriyorum ama verdiğim paralar bana geri dönmüyor demiş mesela. Borç veriyorum ama verdiğim borçları geri alamıyorum demiş. Çünkü geri döneceğine inanmıyorsun. Kimisi parayı hak etmediğine inanıyorsun. Yani bolluk ve bereket hayatında var ama onu kendin için harcamayı hak etmediğini düşündüğün için saçıyorsun onu. Biraz önce de söyledik ya, üst sınır problemleri vardı bir insanın. Şu kadar kazanabilirim, onu bir aşması lazım kafasında. Kişiye özel sebepler de çıkabiliyor. İşte Yine atalarda büyük hak büyük yeme. büyük büyük borçlanmanın, sürekli borçlanmanın arkasındaki de mi bu? Büyük büyük borçlanmalarda şimdi orada güzel bir püf noktası verelim. Şimdi bir kişi sürekli borçlanıyorsa manevi olarak kime borçlu olduğunu bulması gerekiyor. Ne demek istiyoruz? Hep borçları var, hep borçları var, hep borçları var. Hemen bakacak. Çocukken bana borçlu hissettiren birileri var mıydı? Mesela annenizin size sürekli şöyle söylediğini düşünelim. İşte kızım, ben senin için saçımı süpürge ettim. Hiç kendi hayatımı yaşayamadım. Borçlandırdı seni. Hani bunu demiş olması da gerekmiyor. Biraz önceki verdiğimiz örneği düşünelim. Ya babam eve çok yorularak gelirdi. Hiç kendi hayatını yaşayamadı. Ben yaşarsam, bak, borçlandım, suçlu hissettim. Anne babanın yanında büyümedin. Belki erken yaşta fark ettin. Sana teyzem baktı, dayım baktı. Onların yanında kaldın ama kendini fazlalıkmış gibi hissettin. Onlara daima bir borçluluk içinde geziyorsun. Borçluluk duygusu. Kime karşı borçlu olduğunu bulduğu zaman kişi gerçek borçtan da özgürleşir. Borç parayla değil, manevi olarak kime borçlu hissediyorsan ondan kurtulmanla ilgilidir. Oy oy oy. Demek ki sorunuzu kestiğim için yarım kaldı. Paranın hemen geliyor Doğru. olması ve paranın hiç durmuyor, hemen gidiyor olması. Bununla ilgili konuşuyordunuz. İşte orada da inancı var. Para geldiği gibi gider. Hak Yani o etmiyorum. inançla Yani bu çocuk pek parayı ben hak hak etmiyorum. etmiyorum. Demek ki ben kullanamayacağım. Diğerleri kullansın. Başkaları gitsin yani. Evet. Bir kere şu testi yapabiliriz. Bakın Mukaddes Hanım, şimdi birçok dinleyicimiz bence yufka yürekli, iyi niyetli, genelde böyle hırsları olmayan insanlar, ki ben bunlara biraz böyle yeryüzü melekleri diyorum bu tarz insanlara, ya da manevi dünyaya sıkışıp kalmış insanlar, kendilerini materyalize edememiş insanlar diyorum. Bunlara mesela sorduğumuz zaman, hırslı mısın? Hiç hırsım olmadı. Para isteyebilir misin insanlardan? Asla isteyemem. Yarışçı bir kişilik misin? Değilim. Bir bakıyorum dünyayla hiç ilişkisi yok. Kadın kimliğini kabul ediyor musun? Kadınlıkla hiç alakam yok. O da dünya diye bir şey ya. Hani böyle bakar. Şimdi sen dünya ile ilgili hiçbir şey yapmamışsın ki hayatında. Dünyayı reddetmişsin. Ne yaparsın diye soruyorum. İnsanlara yardımcı olurum. Manevi şeylerle ilgilenirim. Tasavvufla ilgilenirim. Ama sen tamamen manevisin. Hiç maddiyat yok hayatında. Yani materyalize olmak. Önce sizin kendinizin hayata materyalize olmanız. Dünyaya köklenmek diyorum ben. Kendilerini hiçbir yere ait hissetmeyen yeryüzü meleklerine diyelim ki dünyaya köklenin ve köklendikten sonra bakın nasıl size akmaya başlayacak bolluk bereket. Hocam ilginç bir soru geldi. Bolluk berekette ya da ilişkilerde travmayı bulduk. Diyelim ki travmayı bulduk. Bu travmayı nasıl dönüştüreceğiz diyorlar hocam.
Yani travma dönüştürmenin çeşitli teknikleri var. Oradaki sıkışmış duyguyu bir kere boşaltmak. Diyelim ki ifade edilmemiş bir cümle var, kelime var, duygular var ifade etmemiş. Onları bir ifade etmek ama o ana giderek yapmaları lazım ki bunun için hafif bu işlerin içinde olmak gerekiyor diyeyim. O olaya gidip tamamlanmamış, bitmemiş, halledilmemiş olayı hallederlerse ve oradaki duyguyu boşaltırlarsa nasıl anlarız duyguyu boşalttığını? Olayı hatırladığında artık tepkisini verdiği için ağlamıştır ya da böyle birkaç yastık yumruklamıştır böyle anlarız orada bir duygu boşalıyor. Ve sonrası çok rahat geçer artık. Artık orada o travmanın etkisini siz kendi içinizde yaşamazsınız. İkinci yolu şudur. Olayı istediğiniz gibi gerçekleşiyormuş gibi yazmak. Hani işte çocukken örnek verdik. Kuaförde çalışan kız çocuğu anne babası maddi sıkıntı yaşadığı için ilk kazandığı parayı onlara vermişti ya. Hayalinde onların durumunun iyi olduğunu, o parayı gidip kendisi için bir şey aldığını hayal edebilir. Yani geçmişi yeniden yazmak gibi düşünebiliriz bunu. Ama duygu boşaltıldıktan sonra işe yarar. Travmatik olayı olumlusundan yazarız. Ama duygu varken yaparsanız hiç işe yaramaz, ters teper. Parada tıkanıklık alma verme döngüsünün bozulmasıyla da olabilir mi diye bir soru geldi hocam. Tabii şimdi mesela fazla vericisin ya da fazla alıcısın. Mesela ben bazı insanları görüyorum. Aşırı alıcı. Ne alabilirim? Senden ne alabilirim? Herkesten ne koparabilirim? Al, al, al. Sonra diyor ki sevgilim beni neden terk etti? Hep almaya çalıştı çünkü. Vermedi. Ya da bazı tipler var. Hep vereyim, hep vereyim, hep vereyim. Hiç alma isteme yok. Ya o ilişkiyi de bozar, parayı da bozar, zenginliği de bozar. Alma verme dengesi. Geçen programda bir şey söylemiştik. Aldığından biraz fazlasını vereceksin, verdiğinden biraz azını isteyeceksin gibi denge kurmak için arada kullanılabilir. Koşulsuz verdiğinde verdiğini hissetmediğin için problem yok. Verdiğini hissetmezsin çünkü veriyormuş gibi gelmez sana koşulsuz verdiğinde. Dolayısıyla orada alma verme dengeleri yok. Ama günlük hayatta alışveriş yapıyoruz. İnsanlara bir şekilde iş icabı yardımcı oluyoruz. Mesela bazı şifacılar ben karşımdan hiçbir şey almam diyor. Hiçbir şey almadığında bu kişiyi iyileştirme olayını biraz zorlaştırıyorsun. Yani tabii bir Ben kişi bedel... biyorezonans terapistiyim. Sıkıyor biyorezonans terapisi yaptım yıllarca. 2-2,5 saat sürüyor. Hiçbir şey almadan yaptım. Hiç para almadan. En sonunda yapmayı bıraktım. Değersiz hissettim. Biyoenerji yaptım. Bıraktım. Değersiz hissettim. Tabii sonra hani yetişemiyorum çünkü. Kayropraktik yaptım. Hiç değersiz hissettim. 10 bin tane kitap yazdım, dağıttım. Hiç para almadım. Sonra 3 tane kitabı yazdım. Şimdi 4. kitap şahsıma ait. Öyle yarım kaldı. Değersiz hissettim. Gerçekten değersiz hissettim. Ve yani hiç değerli hissetmedim kendimi. Gerçekten enteresan bir şey. Ben de yeni yeni bunları dönüştürmeye çabalayacağım inşallah. Hakikaten büyük bir kibir olduğunu öğrendim yeni. Bunun büyük bir kibir olduğunu, sürekli ver ver ver, başkalarını küçümseme ya da aşağı alma olduğunu, bunu da yeni öğreniyorum. Yani ben kimim ki? Şimdi Ben kimim ki? aslında Patates Hanım bakın. Şimdi bu bazen bize de gelirler. İşte ya siz şifa ile ilgili işler yapıyorsunuz. Bundan para niye istiyorsunuz? Ben de o zaman şey derim. Mesela şimdi biz bakkala gidiyoruz. Bir sakız alacağız. Yani sen şifacısın. Ya da işte sen şuradaki imamsın. Orada bak manevi işler yapıyorsun. İmam olduğun için senden bu sakızın parası almayacağım demezler ki, değil mi? Otobüse binersin. Yani hayatın bir gerçekliği var. Bir. Yani bunu bir kabul etmek gerekiyor. İkincisi sen zaten paraya kötü bir şey olarak bakmamalısın. Zenginliğe kötü bir şey olarak bakmamalısın. Bugün dinlerin içerisinde de aslında zenginlik övülen bir şey. Tabii ki bu belli oranlar var. Yardım edeceğin oranlar vardır. Onları yaparsın. O ayrı bir konu. Ama zengin olmak asla kötülenmemiştir aslında. Özellikle İslamiyet'te de biliyorsunuz peygamberin eşi de çok zengin birisidir. Zengin bir kadındır. Aslında burada maneviyat asla ve asla zenginliğin paranın karşısında asla olmamıştır. Ama bizim bilinçaltımıza bu kodlar maalesef yanlış inanışlarla geldi. Biz o kodları da taşıyoruz bilinçaltında. Bir de şöyle bir şey de var. İnsanların çoğu zaten kendini günahkar, acı çekmesi gereken bir varlık olarak görüyor. Şimdi bu insanın bolluk bereketi çekmesi, hayatında diğer iyi ve güzel şeylere çekmesi zaten mümkün değil ki.
Yani biz iş dünyamızdan temizlememiz gereken ana malzemeleri temizlememişiz. Ana konular var böyle, tam böyle gözümüzün önünde duruyor. Suçluluk diyelim mesela. Suçlu hissediyorsun sürekli her yaptığında. Arkadaşının başına bir şey geliyor, sen suçlusun. Birinin borç, mesela borç, hayatında bir borç olayı oluyor, sanki senin yüzünden oldu yani. Böyle o suçlulukla yatıp kalkıyorsun. Sonra diyorsun ki benim hayatım niye iyi ve güzel değil? Bunu sen çektin. Ve bunu o duyguyla çektin. O duygunun farkında mısın? Senin o duygun olmasaydı bolluk bereketi çekecek hangi duyguyla yaşayacaktın? Mesela huşu duygusu, dinginlik duygusu bolluk ve bereketi çekmek için harika bir frekanstır. Yüksek bir frekanstır. O yüksek frekansa geçtiğin zaman bolluk ve bereket gelir. Bu bolluk bereket bazen çok sayıda arkadaştır. Bu bolluk bereket bazen işinizin hızlı bir şekilde görülmesidir. Bu bolluk bereket bazen gerektiği yerlerde gerektiği desteği bulabilmenizle ilgilidir. Sadece maddiyatla ilgili değildir. İşte bunlar kişi fark ettiğinde bolluk bereketin aslında sadece parayla ilgili olmadığını da fark eder. İşte bir araç almak istiyorum. Neden? İşe gideceğim hocam işte. Ama aynı iş yerine giden, araçla giden arkadaşım var. Sohbet ederek gidebilirsin. İşte o bolluk bereketi fark etmesi gerekiyor kişinin. Evet canlar, demo var. Bolluk bereket demosu var. Ben sadece sağlık istiyorum demiş mesela bir kardeşimiz. Ben sadece sağlık istiyorum. Özellikle orayı başa tutturmuştum demin. Yanlışlıkla mı? Bu şey değil mi? Ben sadece sağlık istiyorum demek. Evet, sağlık gerçekten önemli ama her şeyin başı sağlık demek. Bunlar da biraz blokajlar olmuyor mu? Yani ben sadece sağlık istiyorum. O zaman sağlık dışında iyi bir ilişki, para, bolluk, bereket, iyi bir ev, Şimdi iyi bir araba, iyi bir iş dikkat etsene, istemiyor. insanlar öyle dediklerine hiç bakma sen. Sağlık gelsin. Diyecek ki ya işte iyi bir arabam olsaydı iyi olurdu falan. Araba alacak işte, diyecek ki bunun bir modellisi var. Yani bu insanoğlunun ana konusu. Ama şöyle hak veriyorum arkadaşıma. Sağlık olmadığında tabii ki diğer iyi ve güzel şeylerin tadını çıkaramıyor olabilir. O yüzden söylemiş olabilir. Yani diyor ki kişi, ya şu sağlık problemlerimden dolayı ben zaten çocuklarımla ilgilensem de dikkatimi oraya veremiyorum. Sağlık problemlerime param olsa da dışarı çıktığımda gezdiğimde sıkıntı yaşıyorum anlamında söylüyorsa gerçekten sağlık problemi önceliklidir. Ama şunu bilmesi gerekiyor kişinin. Hayatı masanın bacakları gibi düşünürsek, masanın ayakları, bacakları. Şimdi bir tanesi sağlıktır, bir tanesi iştir, bir tanesi paradır. Ki dört tane bacağı yok bizim hayat şeylerimizin. Daha fazla bacak var. İşte bu koçluk çarkı olarak bilinir. İş, sağlık, ruhsallık, bunların her birinin dengede olması sağlıklılık durumudur. Sağlık aynı zamanda zihinsel sağlıktır. Sağlık aynı zamanda frekans düzeyinde sağlıklı olmaktır ve bu bedene yansır. Hepsi birbirleriyle ilişkisi. Şimdi bugün biz hastalıkların travmalarından bahsediyoruz. Kişinin bir iflas yaşaması sonrasında işte vücudunda herhangi bir problem çıkabiliyor. Panik atağı tetiklenebiliyor mesela. Ya hani paranın sağlıkla ilişkisi yok mu? Var. İlişkide ayrılık yaşıyorsun. Ayrılık sonrasında egzama oluyorsun. Şimdi hastalığının senin ilişkinle alakası yok mu? Var. Ya yani öyle bakarsan olaya her şey birbirleriyle bağlantılı zaten. Öyle ayıramazsın ki hayatı böyle. Sadece sağlıklı olayım, diğer taraf gelişmese de olur gibi bir ayrım zaten yok. Şurada ilginç bir soru vardı. Her şeyin en iyisini istiyorsak ama bu çok da mümkün değilse elde etmek için bir çözüm var mıdır? Şimdi her şeyin iyisini isteyip bu çok da mümkün değil dediği zaman can bloke etmiş oluyor değil mi? Tabii ki hem en iyisini istiyorum hem de mümkün değil. Bu sefer yani kabullenmediği için iyice çatışma çıkacak. Olduğum halim bu, olmak istediğim hal bu. İkisi arasında bölünmüşlük yaşayacağım hayatım. Evet, en büyük zenginlik sağlıktır sözü de aynı şekilde bir blokaj. Yani evet, zengin sağlık da bir zenginliktir ama sadece sağlık değil. Bunu demin anlatmıştık yine. Ya şimdi şöyle düşünsün arkadaşımız. Mesela yakınlarından birisinin sağlık problemi var. Şimdi senin de zenginliğin iyiyse onu en iyi hastaneye götürebilirsin. En iyi bakımını yapacak şekilde belki senin vücudunda sıkıntılar var. Bir yardımcı alabilirsin. Bak bolluk bereket ne kadar etkilidir orada. Değil mi? Yani sadece ben sağlığımı iyi olsun, geri kalan kötü olsun böyle bir şey yok. Şimdi bir
Yatırımcının bir sözü var, çok zengin bir iş adamı. Yani şöyle bir tavsiye vermiş onu dinleyenlere, demiş ki önce demiş finansal problemlerinizi halledin, diğer sorunlarınızı çözmeye limuzinle gidersiniz demiş. Yani bu tabii ki %100 doğru Aa, çok olmamakla beraber, ilginç. Çok ilginç. %100 doğru olmamakla beraber, her zaman her koşulda doğru değil ama çok büyük bir gerçekliği ortaya koyuyor. Niye ortaya koyuyor? Tabii ki sen bir şeyi lüks bir şekilde kolaylıkla halledebileceğin araçlar varken kendini neden zora sokuyorsun? Zaten hastalığın kaynağı da bu değil mi? Mesela tip 1 diyabet, tip 2 diyabet daha çok direnç gösterilen, zorlanan olaylar erkeklerde daha ziyadesi. Şimdi sen hayatında, mesela iş hayatında direnç gösterdin. Niçin yaptın bunu? Emin ol ki para kazanmak için yaptın. Niçin yapacaksın yani? Mücadele ettin, savaştın, savaştın. Emekli oldun. Ya diyabet oldun ya da kalp krizi geçirdin. Neden oldu bu? İş hayatındaki mücadele bilincinden kaynaklandı. Kendini çok zorladın. Sınırlarını zorladın. Hırslandın. Para kazanmak için kendini yırttın. Çoluğu çocuğu ihmal ettin. Şimdi ondan sonra ne oldu? Negatife gitti. Şimdi bu da sağlıklı değil. Dolayısıyla burada bir denge gerekiyor. Ve bu dengeyi kuran arkadaşlar zaten sağlıklı olma durumunu yaşayacaklar yaşamlarında. Lüks haramdır inanışı. Param yok demek blokaj mıdır? Azı karar, çoğu zarar. Bütün bunlar birbiriyle hepsi ayrı bir blokaj değil mi hocam? Azı karar, çoğu Şimdi zarar. Param yok tabii demek tabii blokaj mı? kanaatkârlık cümleleri değil mi bunlar Evet. mesela? Para pistir, günahtır, ayıptır. Yani böyle çok şeyler var, cümleler var. Bolluk bereketle ilgili aslında kişiler kendilerini bir dinleseler, hani bir kitap vardı, ismi de şuydu: Ah bir kendime kulak versem. Ne kadar güzel bir isim koymuş yazar değil mi? Ah bir kendime kulak versem. Kendine kulak vermiyorsun. İçinden bir sürü negatif cümle geçiriyorsun. Sonra neden hayatım iyi ve güzel değil? Bir zahmet kendini dinle. Evet. Evet, programı kaydedeceğiz. Canlar, ben yaklaşık 10 gündür diyen mesajlarına bakamadım. Çok özür diliyorum. Biliyorsunuz bazı sorunlarım vardı. Henüz bakamadım. Çünkü çok bu ara yoğun geçiyor. Şu anda da yoğun bir şeye başladık. Bir süre bana DM'den yazmayın. Şeylerin paylaşımların altına yazın. Evet. Öfkeyi dönüştürmek için, kızgınlığı dönüştürmek için demo var, evet. Öfkeyi ya da kızgınlığı dönüştürmek için bu son soru olsun. Ondan sonra ikinci bölümü açacağız canlar. Öfkeyi ve kızgınlığı dönüştürmek için ne önerirsiniz canım hocam? Öfke ve Yani kızgınlığı. öfkenin kısır döngüsü diyelim. Kızgınlığın kısır döngüsü diyelim buna. Çünkü hakikaten her şeye öfkelenen insanlar var. Her şeye kızan insanlar var. Bir Doğru. kısır döngünün içinde. O yüzden genel bir soru olduğu için sordum. Her şeye kızıyor. Her şeye. Sandalyeyi buraya niye koydun? Bardağı buradan niye aldın? Niye öyle baktın? Güneş doğdu. Rüzgar çıktı. Yağmur yağdı. Yani her şeyi bahane edip kızan insanlar var. Öfkelenen insanlar var. Doğru. Bunun Doğru. arkasında ne var? Yani aslında bu sorunun da tek bir cevabı yok. Kişiden kişiye değişecektir. Öncelikle atalarda bu öfkenin kaynağı kim diye bakmak gerekiyor. Kader takibinde öfke özellikle çok kader takibine yakalanan bir konu. Mesela anneannesi dedesine karşı kendini ifade edememiş, içten içe öfkelenmiş, 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 ifade edilmemiş öfkeyi torunu almış. Kime ifade ediyor? Eşine, işte efendim çalışanına, neyse. İfade edilmemiş bir öfkeyi mi ifade ediyorsun? İkincisi, babanın öfkeli olmasından, örnek veriyoruz tabii bunlara, örnek. Annesi olabilir. Öfkeli olmasından şikayetçisin. Yıllar boyunca şikayetçi oldun, sonra bir baktın ki babanın da öfkeli olma özelliği gelmiş, senin bedenine yapışmış. Üç, öfkenin altındaki korkuyu bulmak için kendine şu soruyu sor: öfkelenmeseydim başıma en kötü ne gelecekti? Karşı taraf beni sömürecek miydi? Kendimi ifade edemeyecek miydim? O korkuya bir çalış. Öfkelenmeseydim ne olacaktı? Başıma en kötü ihtimal ne gelecekti? Bir kendine sor. Dördüncüsü, öfkenin bazı belli başlı konuları var. Mesela kendini ifade etmekte zorlananlar öfkelenebiliyorlar. Çünkü kendini ifade edemedikçe, zorlandıkça öfkesi daha da çok artıyor. Cinsel hayatını bastıranlar öfkelenebiliyorlar. Hayatlarında böyle bir durum var mı diye bakmaları gerekebilir. Yine
Öfkenin diğer bir kaynağı haksızlıkla çok alakalı olabiliyor. Haksızlık, adaletsizliğe takıntılı olan arkadaşlar, hepimiz tabii ki haksızlık yapılsın istemeyiz ama sen bu konuda takıntılısın, o yüzden öfkelisin. Bunun bak bakalım kaynağında ne var? Böyle çok sorular sorabiliriz yani. Evet. Evet. Yavaş yavaş bu bölümü kapatalım mı? Biraz Kapatalım, daha kapatalım. konuşalım mı? Ne yapalım? Biraz daha soru alalım mı? Saate bakalım. 22-20, bir 5-10 dakika daha Tamam. konuşabiliriz aslında. Birkaç Tamam. soru daha alalım, evet. Atalarımdan bana gelen tüm negatiflikleri geri iade etmek için ya da dönüştürmek için ne yapabilirim demiş. Toptan bir soru olmuş. Yani böyle bir yol olsa, bir hap atsan, atalarla olay çözülse. Maalesef öyle olmuyor. Bir kere keşif olarak baksınlar bu olaylara. Yani şöyle bakanlar gerçekten gelişim. Ya benim bir sürü travmam varmış ya. Hangi birine çalışayım Allah aşkına? Bir de atalardan gelenler çıktı başımıza. Nereden bulacağım ben bu travmaları? Böyle bakarsan değil. Şu. Ya ben bugün kendimle ilgili bir şey keşfettim. Şöyle bir bağlantı kurdum. Bu bağlantı beni heyecanlandırdı. Bu bağlantıyı çözdükten sonra hayatımda şu değişti. Bak keşif, çocuk, oyuncu. Yani sen bu kişisel gelişimi bu kadar ciddi algılarsan, bu kişisel gelişimi sanki böyle hayat mayat meselesi, bunu ya, böyle algılarsan zaten gelişimini durduruyorsun. Ama bu bir oyun gibi, bir keşif gibi bakarsan olaya, o zaman atalarına tek tek çalışırsın. Böyle bir tane toptan yapamayacaksın onu. Mutlaka o bağlantıları yavaş yavaş kuracaksın. O zaman hayatında değişimler olmaya başlayacak. Müthiş bir Evet, soru. Arzu Hanım da Müthiş. atalarla ilgili bir şey söylemiş. 17 Nisan Cumartesi 23'te Bülent Hoca'nın Atalar demosu var. Ona da katılabilir arkadaşlarımız Onları da ilan edelim yayını mutlaka kapatmadan tabii. önce. 17 Nisan'da mı Atalar çalışması? Evet. Cumartesi günü yapacak Bülent Hocam. Yine Instagram'dan yapacak. Ve bu demo sayesinde bazıları atalarında yaşanan olayları görüyor ve o kısır döngüyü fark ediyorlar. Bu da bizim için gerçekten harika oluyor. İşte öfkem gitti. Dedemi anladıktan sonra hayatımda şu değişti, bu değişti. Biz de şaşırıyoruz yani. Sadece mukaddes zaman yani onu görmesi, fark etmesi yeterli oluyor. Atalar demosunda. Müthiş. Bir de tabii bizim de var. 24'ünde ve 25'inde Aslan seyahatimiz var. Abdullah hocamla benim dahil olduğum ve Bülent Şenyürek hocamla üçümüzün bir arada olduğu hakikaten muhteşem bir şey olacağını düşünüyorum. Evet, sesiniz gitti ama Aslan seyahat geldi mi hocam? Hocam geldi. biraz böyle internet çekiminde sıkıntı var ama geldi gitti. Gel, Şimdi şimdi az. var mı? Şimdi iyi. Şimdi iyi mi? Şu sesi biraz açalım. Evet. Şey var, Şimdi iyi. 24-25 Nisan'da astral seyahat çalışmalarımız var. Cumartesi ve pazar akşamı, değil mi? 24'ü ve 25'i akşamı gerçekten astral seyahate gelmek isteyenler bizimle birlikte bekliyoruz Yani canlar. hiç korkmasınlar. Astral seyahat sadece bizim geliştirdiğimiz, bulduğumuz falan bir şey değil. Yıllarca bütün eski geleneklerde de uygulanıyor ki siz eğitimde bahsedeceksiniz. Evet. Bülent Hocam da uygulama yapacak. Ben de şöyle bir hediye vereceğim insanlara. Subliminal telkin vereceğim. Gece uyurken dinleyebilmeleri için, astral seyahate kolayca çıkabilmeleri için bir telkin ses kaydı ama subliminal. Müziğin altına gizli olacak. Dolayısıyla kişiler bunu böyle 4-5 saat dinleyerek bilinçaltlarında programlamış olacaklar eğitimden sonra. Muhteşem. Bekleriz canlar. Bu arada Bülent Şenyürek hocamla bahsettiğimiz hocamız Bülent Şenyürek canlar. Şimdi şu son soruyla ilk bölümü kapatalım. Hemen açar açmaz ikinci bölümde de demomuz var. 2050 kişi gidip 4200 kişi bekliyorum sizi canlar. Çünkü çok önemli bir demo. Son sorumuz da şu olsun. Hakikaten güzel bir soru. Yaşanan kötü olayların travmaya dönüşmemesi için, anında yaşanan kötü olayların travmaya dönüşmemesi için nasıl davranmalılar, ne yapmalılar hocam? Yani çok öncesinden her şeyin kontrolü benim elimdedir. Hı. Her şey benimle ilgilidir algısından kurtulurlarsa travma yaşadıklarında daha teslimiyetle yola çıktıkları için travma olmak durumunda kalmıyor. Hani böyle maneviyatı çok güçlü insanlar işte başıma ne gelirse Allah'tan gelir. İşte bunda mutlaka bir ders vardır gibi düşünen kişiler aynı olayı yaşasalar da
sizinle yaşandığı, aynı olayı yaşasa da olayı zaten çoktan beri böyle yorumladığı için o olay ona travmatik gelmiyor ve hasta edecek konuma gelmiyor. İkinci tip de gamsızlar genelde böyle olaylara şeyleri takmayanlar travmatik olay yaşadıklarında hasta olmuyorlar. Sebebi de gamsız olmaları ama o da başka bir yerden çıkar yani. Gamsız olun gibi bir mesaj çıkmasın. Gamsızlığın da başka bir yerden çıkabileceği üzücü olaylar olabilir. Burada en güzel olay teslimiyet, akışta kalmak, her şeyin suçlusu ve kontrolü senin elinde olmadığını fark etmek ve bununla ilgili kendini geliştirmek için çabalamak gerekiyor. Evet. Evet canlar. Başka soru varsa bir soru daha belki alabiliriz. Sevdiklerimizin travmalarını silebilir miyiz? Nasıl silebiliriz demişler. Hocam. Tabii bunun yorumları var. Yani yalnız burada tabii travma kavramı biraz geniş bir kavram. Hani karşı tarafın bir yaşadığı bir tecavüze sizin oturup çalışmanız ciddi bir sıkıntı yaratır. Ama işte yani sevdiği bir yakınını mesela bir kedisini kaybetmiştir. Çok üzgündür arkadaşınız. Gelirsin ona bir travma çalışması yaparsın. İyileşebilir. Bunun yolunu da aslında daha sonra bir program yaparsak travmalara nasıl çalışırız? EFT vuruşlarıyla mesela benim. YouTube'da da paylaştığım bir şey ama böyle burada da detaylarıyla girip birkaç tane travma örneği çalışabiliriz. Evet. Yani neden olmaz? Önümüzdeki ilk yayında mı yaparız bunu? Travma örneklerini. Tabii bir travma, birkaç travma. Yani özellikle yani herkesi ilgilendiren travmalar diyelim biz bunlara. İşte kayıplar genelde herkesi ilgilendiren travmalar değil mi? İşte kişinin yaşadığı öfkeli bir olay buluruz. O olaya nasıl çalışılır gibi böyle travma çalışması tarzında bir şey yapalım. Evet. Şimdi canlar asla seyahatle ilgili afişte numaralar var. Hakikaten oradan ulaşabilirsiniz. Evet. Olumsuzluklardan etkilenmemek için ne yapabiliriz hocam? Olumsuzluklardan etkilenmemek için önce kendinizi bu olumlu olumsuz yargısından kurtalın. Çünkü her başınıza gelen her şey olumlu olumsuz iyi kötü doğru yanlış gibi yargılardan bağımsız olarak size değer katıyor. O zaman şimdi kapatıyoruz. 1,5 saat oldu. Birkaç dakika sonra. Bir 5 dakika sonra hemen tekrar toparlanıyoruz canlar. Ve demomuz var, bolluk bereket. Demomuz var, bolluk bereket dedik. Sağlıkta, şifada, ilişkilerde, işte, parada. Bildiğiniz yani aklınıza gelen gelmeyen her şey bolluk bereket dediğinizde sadece para demek değildir. Lütfen bunu böyle alın ve kabul edin. Yaklaşık 5 dakika sonra tekrar açalım. Hemen kaydımızı yaptıktan Tabii. sonra bunu bir IGTV'ye yükleyelim canlar. Evet, 4.200 kişi bekliyoruz. 5 dakika sonra görüşmek üzere. Görüşmek üzere. Sevgili Herkese hocam, selam. 5 dakika sonra görüşürüz. Tamam.